Aren TV'den hepinize merhabalar. Bugün Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde yaşadığımız yıkıcı depremlerden sonra ölüm haberleri de gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada depremde 1651 kişi yaşamını yitirdi. 10 ilde 11.119 kişi yaralandı. 3.471 bina yıkıldı açıklamasını yaptı. Fahrettin Koca az önce bu açıklamayı yaptı değerli dostlar. Deprem bölgelerinde sosyal medya üzerinde görüntüler de gelmeye devam ediyor ve bu görüntüler can sıkıcı değerli dostlar. Özellikle Hatay'da yağmaların başladığı bir görüntü var ki gerçekten de ben izlerken kanım dondu. Görüntüyü hep beraber izleyelim, ondan sonra devam edeceğiz. Evet. Yağma başlamış. Binalar burada. Sağlık Ocağı. Alışveriş merkezleri. Evet. Çökmüş binalar. Bibin önünde. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, şu an herkes kaydediliyor. Sen gel, git sen al. Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Jandarma, konuşuyor. Jandarma yara, jandarma yara. Polisim, polisim. Sırmıyor dışarı. Aha, polisler abi, polisler abi. Tutsunlar, tutsunlar. Bakın, biz de böyle şeylerle uğraşmak zorunda kalıyoruz. Bizim milletimiz bu maalesef. Tabii ki herkesin geçerli değil ama bir grup insan. Tam bir savaş alanının içindeyiz. Film sahnesinde görsem inanılmaz bir tür şeyleri. Ama yaşıyoruz şu anda. Evet değerli dostlar, görüntüleri izlerken gerçekten de kanım çekildi. Bu nasıl bir vicdansızlık anlamakta zorluk çekiyorum. Şimdi sıradaki görüntü içimizi daha da yakacak bir görüntü. Eski futbolcu Gökhan Zana Hatay için sesimiz olun yalvarıyorum. Çok zor durumdayız ağlayarak çağrılarda bulundu. O anlara ilişkin görüntüleri hep beraber izleyelim. Yalvarıyorum ne olur. Sadece sesimizi duyurun Hatay için. Yalvarıyorum ne olur. Tanımıyorum kimseyi ama yalvarıyorum yardım edin. Hepimiz çok kötüyüz. Hepimiz çok zor durumdayız. Çok zor internet buldum, şarjım da bitecek. Yardım eden yok. İnsanların çığlıkları, yaşlı teyzeler, yaşlı insanlar, çöken binada bekleyenler. Hiçbir şey yapamıyorlar. Yaşlı bir teyzeniz bana seslenişik, kulağında kaldı. Yavrum ne olur yardım et bana diyor. Elimden hiçbir şey gelemiyor, çok kötü bir şey. Elinden hiçbir şey gelemiyor. Yardım eden yok, afat yok, kimse yok burada. Kimse yok. Yardım eden yok. Hatay bitmiş. Yalvarıyorum ne olur. Sadece sesimizi duyurun Hatay için. Evet değerli dostlar. Eski futbolcunun söyleyeceğini doğrulayacak bir haber de Hatay Belediye Başkanı Halk TV'ye konuştu. Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel Halk TV'de meydana gelen depremin ardından Defne'deki tabloyu kamuoyuyla paylaştı. Güzel şöyle dedi. AFAD'dan görevli yok. Kendi çabamızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şu an hava soğuk, barınma sıkıntımız var. Fırınlar kapalı, bakkallar, marketler kapalı. Bir anlamda çocukların özellikle beslenmesinde sıkıntı çekiyoruz. Sağlam sıfır binalar bile çatlak içinde.
oturulması mümkün değil. Kötüyüz, çok kötüyüz. Enkaz altında bir sürü insan var. Canlı mı değil mi bilmiyoruz açıklamasını yaptı. Evet değerli dostlar, HDP milletvekili Abdullah Koç Adıyaman'dan bir görüntü çekti ve sosyal medya hesabında yayınladı. Adıyaman'ın da Hatay'dan bir farkı yok ve yardım çağrıları yaptı HDP milletvekili. Görüntüleri hep beraber izleyelim. Şu anda bir yıkılmış bir binanın önündeyiz. Bu binada onlarca kişi şu anda kalmış. Enkaz altında. AFAD'dan gelen yok. Yetkililerden herhangi bir kişi gelmemiş şu anda. Onlarca kişi şu anda enkazın altındadır. Ve şu anda elektrikler kesik. Ve burada onlarca şu anda şey var. Bina bu şekildedir. Biz devlet görevlerini ve AFAD'ı derhal göreve çağırıyoruz. Derhal görevlerinin başına gelsinler ve bu insanlar şu anda enkaz altında. Bir an önce devlet bu işini yapsın, devlet görevini yapsın diyoruz. Evet değerli dostlar, gerçekten de görüntüler işler acısı ve acilen yetkilileri buralara müdahaleye çağırıyoruz. Geldik haberimizin sonuna, bir daha görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. RNTV ile kalın.